Merhaba gençler, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Hani bayram telaşı falan filan derken ekipteki üyelerle video saatlerinde buluşamıyoruz. Keza aynı şekilde benim de çok video çekmek için zamanım olmuyor. O yüzden bugün gameplay atamıyorum. Fakat hiç video atmamaktansa böyle tatlı, ilgi çekici bir içerik çıkartayım dedim. Bugünkü olayımız şu. 2016 ve 2021 yılı Dead by Daylight'larını karşılaştıracağız. Zaten birkaç haftadır kanala 2016 Dead by Daylight videoları çekiyoruz biliyorsunuz ki. Orada zaten çoğu şeyi gösterdik. Fakat parça parçaydı bu. Bu sefer tek bir videoda tüm farklılıkları, tüm değişiklikleri anlatacağım. Lafı fazla uzatmadan ilk olayımıza geçelim. İlk olayımız şu. 2016 yılında medkitinize bir eklenti takıyordunuz. Ve bu eklenti sayesinde kendinizi heal'larken space yani boşluk tuşuna bastığınız zaman anında yarım saniyede heal'lanıyordunuz. Bununla da yetmedi. Diyelim ki yerde bir arkadaşınız var. O medkit'i, o eklentiyi takıp arkadaşınızı heal'lamaya başladığınız zaman yine space tuşuna bastığınız an arkadaşınız yarım saniyede ayağa kalkıyordu. Artı bu da yetmezmiş gibi yaralı değil, sağlıklı bir konumda maça devam ediyordu. Yani yarım saniyede iki kademe iyileştirebiliyordunuz arkadaşınızı. Bu eklentinin 2021 yılındaki hali ise şu şekilde. Yine kendinizi heal'larken boşluk tuşuna bir kere basıyorsunuz. Fakat bu kez anında iyileşmiyorsunuz. 16 saniye beklemeniz gerekiyor. 16 saniye sonra otomatik olarak iyileşiyorsunuz. 2016 yılındaki gibi anında iyileşemiyorsunuz. Ve bir kademe iyileştiriyor. Yani yerdeki kişiye basarsanız bu iğneyi, yerdeki kişi 16 saniye sonra ayağa kalkıyor. Fakat yaralı bir şekilde maça devam ediyor. Sıradaki olayımız jeneratörlerle ilgili. Brand New Part diye bir eklenti var biliyorsunuz ki. Bu eklenti 2016 yılında inanılmaz güçlüydü. Aynı medkitte olduğu gibi sağ tıka basılı tutarak jeneratör yaparken boşluk tuşuna bir kere basıyordunuz ve jeneratöre %100'lük bir ilerleme veriyordu. Yani yarım saniyede jeneratörü bitirebiliyordunuz. 4 kişi bu eklentiden aldığınızı düşünün. Yarım saniyede 4 jeneratör bitirebiliyordunuz. Bu eklentinin 2021 yılındaki hali ise şu. Toolbox ile jeneratöre oturduğunuz an size arka arkaya 2 tane skill check soruyor. Bunlar normal skill check'e göre daha küçük. Fakat tutturduğunuz zaman normale göre çok daha iyi bir ilerleme sağlıyor jeneratörde. İkisini de tutturursanız jeneratörü ortalama %25-%30'lara kadar çıkartmış oluyorsunuz. Hani maksimum bunu yapabiliyorsunuz şu anki Brand New Part ile. Bir diğer olayımız şu. 2016 DBD'sinde palete uzak bir mesafede olmanıza rağmen palet devirme tuşuna basarsanız öne doğru çok büyük bir hamle gerçekleştiriyor. Böylece katil dibinizde olsa bile o öne doğru gerçekleştirdiği hamle sayesinde katilden hasar yemeyi engelleyebiliyorsunuz. 2021 yılında tabii ki böyle bir şey yok. Onun yerine biliyorsunuz ki Dead Art diye bir perk var. Bir nevi o işlevi görüyor diyebiliriz. Sizi spotlara atmaya yarıyor. Her ne kadar çalışmasa da. Bir diğer olayımız bu kez katiller için çok güçlü bir olay. 2016 DBD'sinde bir kurbanı yere düşürdüğünüz an daha önce hiç asmış olmasanız bile direkt more atabiliyordunuz arkadaşlar. Yani adam maça başladı, kovaladınız, 10 saniye içerisinde adamı düşürdünüz, direkt onu öldürebiliyordunuz 5 jam varken. Peki more 2021 DBD'sinde ne hale gelmiş? Bir kurbana more atmadan önce onu 2 kere asmanız gerekiyor. 2 kere astıktan sonra 3. düşürüşünüzde ona more atabiliyorsunuz. 2021'de de böyle bir hal aldı. Bir diğer olayımız şu, 2016 yılında yorgunluk diye bir olay olmadığı için 2 tane bitkinlik perkünü arka arkaya kullanabiliyordunuz. Yani şu şekil, düz koştunuz ve sprint burst'unuzu harcadınız. Ardından hiçbir bekleme süresine girmeden yüksek bir yerden atlayarak balans perkünüzü de kullanabiliyordunuz. Yani 2-3 saniye içerisinde 2 tane yorgunluk perkü kullanarak resmen haritayı turluyordunuz, yani o kadar hızlanıyordunuz. 2021 yılında ise şöyle oldu. Yorgunluk diye bir şey geldi. Siz herhangi bir bitkinlik perkünü kullandıysanız bitkin efektine geçiyorsunuz ve o efekt bitmeden ikinci bir bitkinlik perkünü kullanamıyorsunuz. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde toolboxların yükü çok fazlaydı. Eklenti falan takarak 180'e falan çıkartabiliyordunuz toolboxların yükünü. Bu da şu anlama geliyor. Tek bir toolbox ile tek başınıza 2 tane 3 tane jeneratör bitirebiliyordunuz. Yani yükü o kadar yetiyordu diyebilirim. 2021 yılında ise şu hale geldi. Toolbox'ınızı maksimum yüke çıkartsanız bile bir tane jeneratöre zaten kesin yetmiyor. Bir tane jeneratörü tamamlayamıyorsunuz, bitiyor. O bir tane jeneratörü de yaklaşık %40'a falan getirebiliyorsunuz ortalama. Sonra toolbox'ınız bitiyor. Sıradaki olayımız şu. Bu kez direkt bir katil özelliğini konuşacağız. 2016 DBD'sinde Wraith görünmezlikten çıktığı zaman herhangi bir boost kazanmıyordu. Yani görünmezlikten çıktıktan sonra normal hızında koşmaya, yürümeye devam ediyordu. 2021 DBD'sinde ise şöyle, pelerininden çıktıktan sonra aynı kurbanların sprint burst atması gibi birkaç saniyeliğine çok hızlı koşuyor ve böylece kurbanla arasındaki mesafeyi iyice azaltmış oluyor. Evet arkadaşlar, sıradaki olayımız şu. Eskiden
Trapper'ın tuzağına bastığınız zaman tuzaktan kurtulmak için herhangi bir sınır yoktu. Yani 100 kere bile deneyebiliyordunuz tuzaktan kurtulamadığınız zaman. Fakat şimdi şöyle bir şey oldu. 2021 yılında maksimum 6 kere deneyebiliyorsunuz. Yani 6.'da kesin olarak tuzaktan kurtuluyorsunuz. Bu zaten yakın dönemde gelmiş bir şey. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde Jungle Gym adı verilen spotlarda 2 tane palet vardı. Bu spotlar şu an bile çok güçlü. Ki o dönem 2 tane palet vardı, siz düşünün. Şimdi ise şöyle. Bir palet bir pencere şeklinde. Palet sağ taraftaysa pencere solda, palet soldaysa pencere sağ tarafta şeklinde Jungle Gym'ler şu an dizayn ediliyor. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde TNL Wall, yani bizim deyişimizde L spotunda, iki pencerenin yanı sıra bir tane de palet vardı. Bu da o spotu çok güçlü hale getiriyordu. 2021 DBD'sinde bu palet kaldırıldı. L spotunda sadece iki tane pencere var. Yani herhangi bir palet oyunu yapamıyorsunuz. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde kapıları açtıktan sonra Entity diye bir şey yoktu. Yani maç sonu herhangi bir süre falan başlamıyordu. Dolayısıyla kapıyı açtıktan sonra hani böyle saklanırsanız, dolaba falan girerseniz, katil de inat edip maçtan çıkmazsa sabahlara kadar oynayabilirdiniz yani. Hani mantıken oraya çıkıyor yol. Fakat 2021 DBD'sinde çıkış kapılarından herhangi bir tanesini açtığınız zaman üstte bir süre başlıyor ve bu süre bittiği zaman yer altından bir canavar çıkıp sizi öldürüyor. En azından maçların bir sınırı oluyor yani. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde inanılmaz güçlü spotlar vardı. İşte mesela tek bir duvar var. Duvarın hem solunda hem sağında palet var gibisinden. 2020 DBD'sinde bu spotların hem miktarı hem de güçlülüğü düşürüldü diyebiliriz. En azından tek bir spotta tek bir palet var. Bir onu devirme hakkına sahip değilsiniz. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde duvar kırma diye bir şey olmadığı için bazı spotlar sonsuzluk boyutundaydı. Buna Macmillan'daki fabrika örneğini verebiliriz. Oranın penceresinden atladığınız zaman katilin ileriden dolaşma ihtimali zaten yok. Tek şansı volt atmak. Onu yaptığı zaman da volt atma animasyonu çok yavaş olduğu için katil volt atana kadar siz tekrar fabrikaya ulaşmış oluyordunuz zaten. Böyle o pencere kapanana kadar %100 ihtimalle hasar almadan katili oyalayabiliyordunuz. Fakat 2021 DBD'sinde kırılabilen duvarlar diye bir özellik eklendi oyuna ve bu tarz güçlü spotların yanındaki kapıları kırarak o spotların gücünü biraz olsun azaltabiliyorsunuz. En azından o açtığınız kapı sayesinde kurbanla aranızdaki mesafeyi azaltabiliyorsunuz. Bir diğer olayımız şu. 2016 DBD'sinde hani bu ana binalardaki Infinity adı verilen spotlar hariç normal oyun alanında da inanılmaz güçlü spotlar vardı. Bunun en büyük örneğini zaten şu an ekranda görüyorsunuz. İki tane araba, ortalarında palet ve arabaların uzunluğu inanılmaz fazla. İkisini topladığın zaman zaten neredeyse bir tane map ediyor. Böyle çok uzun, çok geniş spotlar vardı. Peki aynı spotun 2021 yılındaki haline bakalım. Gördüğünüz gibi arabalar küçültülmüş, kısaltılmış, birkaç tur attıktan sonra paleti devirmeniz gereken bir hale bürünmüş. Güzel olmuş, iyi dengelemişler. Bir diğer olayımız şu. 2016 DBD'sinde eklenti takarak Nurse ile 5 blink atabiliyordunuz. Yani tam 5 kere ışınlanma özelliğinizi kullanabiliyordunuz. Bu da bir kurbanı yakalamak için size çok büyük bir avantaj sağlıyordu. 2021 DBD'sinde ise maksimum 3 blink yapabiliyorsunuz. Artı blinklerinizi attıktan sonra onların tekrar yüklenmesini beklemek zorundasınız. Yani 3 tane atıp 5 saniye sonra bir 3 tane daha atamıyorsunuz. Fakat şunu sormadan edemeyeceğim. Sizce 2016 yılındaki Nurse, yani hem 5 blink atabilen hem de yüklerinin geri dolmasını beklemeyen Nurse şu an olsaydı diye düşünmek de istemiyorum. Boş verin, geçelim burayı. Bir diğer olayımız şu. 2016 DBD'sinde Decisive çok farklıydı. Ne zaman düşerseniz düşün Decisive atabiliyordunuz. Yani işte kancadan alındıktan sonra 60 saniye içinde düşmen lazım, dolaba girmen lazım falan olayı yoktu. Eğer katilin takıntılısı halindeyseniz, katil sizi düşürdükten sonra sırtını aldığı an size Decisive soruyordu ve tutturmanız halinde katilin sırtından kurtuluyordunuz. Eğer katilin takıntılısı değilseniz ise, katil sizi sırtını aldıktan sonra Wiggle Bar'ınızı %30'a getirmeniz halinde soruyordu. Yani siz Wiggle Bar'ınızı %30'a getirene kadar katil eğer kancaya yetişirse Decisive'nizi kullanamıyordunuz. Bir sonraki düşüşünüzde tekrar kullanılabilir hale geliyordu. Tabi her maç yine bir kere kullanabiliyordunuz Decisive'i. 2021 DBD'sinde ise hepiniz biliyor, yine de anlatmak istiyorum. Kancadan kurtulduktan sonra belli bir saniye süreniz oluyor. Bu sürede katilin sizi düşürüp sırtını alması ya da dolaptan greplemesi lazım. Sıradaki olayımız Hex Ruin ile ilgili. 2016 DBD'sinde Hex Ruin şimdikine göre çok farklıydı. Greed Skill Check, yani oradaki küçük beyaz kısmı tutturursanız jeneratör aynı yerde kalıyordu, olduğu yerde kalıyordu. Fakat normal olan, yani büyük olan skill check kısmını tutturursanız
jeneratörünüz geriliyordu. Bu yüzden jeneratör yapmak çok zor oluyordu ruin varken. 2021 DBD'sinde ise jeneratör yaparken Hex Ruin'in size herhangi bir dezavantajı yok. Fakat o yaptığınız jeneratörü bırakmak zorunda kalırsanız ve o jeneratörde oturan kimse kalmazsa jeneratör çok hızlı bir şekilde gerilemeye başlıyor. Kendi kendine sıfırlanıyor. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde bir kancayı sabotaj ettiğiniz zaman o kancı o maç boyunca bir daha gelmiyordu. Böylece çok troll maçlar dönebiliyordu. Kurbanlar gerek perk gerek de toolbox kullanarak bütün kancaları sabotaj ettiği zaman katilin hiçbir şansı kalmıyordu diyebilirim. Bir tek basement kancaları duruyordu. Böylece çok sinir bozucu maçlar geçebiliyordu katil adına. 2021 DBD'sinde ise kancalar yine sabotaj edilebiliyor, evet. Fakat saniyesini tam bilmiyorum ama 20-25 saniyede geri geliyor kancalar. Yani maç sonuna kadar yok olmuyorlar. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde el feneriyle katili çok hızlı bir şekilde kör edebiliyordunuz. Sanırım tam 1 saniye bile sürmüyor diyebilirim. Katilin suratına tam isabetli bir şekilde tuttuğunuz zaman anında kör edebiliyordunuz onu. 2021 DBD'sinde ise fener önce bir daralma aşamasına geçiyor. Ardından katili kör ediyor. Yani arada 1-2 saniyelik fark var diyebilirim. Sıradaki olayımız şu. 2016 DBD'sinde hatta son birkaç seneyi bile sayabiliriz. Yakın dönemde değişikliğe uğramış bir şey çünkü. Trapper'ın tuzaklarını sabotaj edebiliyordunuz. Yani düz trebini bozmaktan bahsetmiyorum. Direkt sabotaj ediyordunuz. Trapper o tuzağını bir daha kullanamıyordu maç boyunca. 2021 yılında ise tuzağını yine bozabiliyorsunuz. Yani etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Fakat tamamen kıramıyorsunuz. O bozduğunuz tuzağı Trapper tekrar gidip açabiliyor. Ve son olayımız şu. 2016 DBD'sinde hatch kapatma diye bir mantık yoktu. Hatch'in başında bekleyip kurbanı hatch'ten grablemeye çalışıyordunuz. 2021 DBD'sinde ise katiller hatch'i kapatabiliyor ve hatch'i kapattığı zaman iki kapıya da elektrik gitmiş oluyor. Yani tüm jeneratörler bitmiş gibi sayılıyor diyebiliriz. Evet gençler, videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle güzel, karşılaştırma içeren bir içerik yapmak istedim. Böylece bir nostalji de yaşamış olduk. Sizlerden bir ricam var. Bu anlattıklarımla ilgili keşke öyle kalsaydı veya da iyi ki değişmiş, eskiden çok güçlüymüş dediğiniz olayları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım en çok neyi güçlü gelmiş size veya da en çok neyi beğendiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.